Merhaba. Konuğumuz Taşkent AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Resul Taşkent. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Evet Resul Bey, ne üzerine konuşacağız? Konumuz ne olacak? Bugünkü konumuz gıda sektörüyle ilgili alakalı, üretimlerimizle alakalı, genç girişimcilerimizle alakalı. Güzel bir tatlı sohbetimiz olacak inşallah. Eminim. Ama öncesinde sizi tanıyacağız, değil mi? Evet. Buyurun. Benim ismim Resul Taşkent. 1987 doğumlu, Erzurum doğumluyum. Özel Birlik Kara Kuvvetler Komutanlığı'nda 10 yıl görev yaptım çeşitli pozisyonlarda. Ülkeye daha iyi yatırımlar yapmak adına girişimlerde bulunduk. Gıda sektörü, gıda ile ilgili gıdayı çok sevdiğimden dolayı üretmeyi, yatırım yapmayı. Durumumuz bu. Taşkent AŞ böyle kuruldu diyorsunuz. Evet, evet. Peki ben de gittim. Peki gıda üreticisi ne yapar? Gıda üreticisi doğru hijyen kurallar altında insan sağlığını önemseyerek damak lezzeti, damak tadına uygun olarak üretim yapmaktayız. Biraz Taşkent AŞ'den bahseder misiniz bize? Ne zaman kuruldu? Şu an ürünleriniz neler? Kimlerle çalışıyorsunuz? Nasıl bir ekibe sahipsiniz? Taşkent AŞ yaklaşık 8 yıl önce kuruldu. Daha önce yufka işiyle uğraşıyorduk. Yufka sektöründeydik. El mantısı yapmak bir fikri geldi. Mantı üretimine başladık. Derken kademe kademe unlu mamuller sektöründe sınıfımızı aldık. Yaklaşık 300 personel sayısıyla birlikte Türkiye'mizin çeşitli illerinde hizmet vermekteyiz. Şubelenme sistemine yeni yeni atılmaya başladık. Böyle Taşkent Bey AŞ'nin. Evet, Taşkent AŞ'nin üretiminde neler var, hangi ürünler var? Yufka üretimi yapıyoruz. Hem el hem makinasyon sistem. El mantısı üretiyoruz. Ayrıca makine mantısı üretiyoruz. Baklavalık yufkamız var. Baklava ayrıca tesisimizi yeni kurduk. Adana'da bir yatırımımız var şu an. Güncellemek üzereyiz. Hatta geçen bundan 5-6 ay evvel Adana'da büyük bir fabrika açılışları yapıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da katılımlarıyla fabrikamızı açtık. Üretimdeki esas niyetimiz toptan perakende olarak temiz ürün, işte hijyen kuralları altında organik ürün üretmek amacımız bu. Harika. Peki bu işi neden seçtiniz? Benim gıdaya olan ilgim aileden geliyor. Üretimi seven bir aileyiz, yani sülaleyiz öyle diyebilirim. Hı hı. Çocuk yaştan da evin tek ikinci oğluyum, büyük oğluyum. Anneme devamlı yardım etmekten işte getir götür işleri falan veyahut işte biraz yemeği de çok seven birisiyim. Gıda sektörüne böyle merak saldım ben. Çok güzel. Bir de Erzurumluların çok güzel maharetleri de vardır. Evet. Çok güzel bir mutfakları vardır değil mi? Evet, evet. İşte unlu mamullerde de çok iyidirler. Hamur işine bizim o taraf daha düşkün. Evet, çok düşkün. Keteler, işte börekler. Su börekleri, meşhur Erzurum kadayıf dolmamız var. Ya. Yani iştahına düşkün bir milletiz. Peki Taşkent AŞ'de kadayıf dolması da var mı? Kadayıf dolması üretimini biz yapmadık, şöyle yapmadık. İşi erbabına bırakmak istiyoruz. Daha iyileri var, bizden daha iyileri var sektörde. Herkes her şeyin orijinalini yesin istedik. Hı hı. Biz ona girmedik. Üretimine girmedik. Ama çok da lezzetli bir şeydi. Evet, o, çok lezzetli. Mi? Evet. Gerçekten de. Ve Erzurum'da da çok iyi bir isim vardır onu yapan.
Değil mi? Var, evet. Kulakları da çınlasın diyoruz. İnşallah siz de yaparsınız. İnşallah. Peki, bu sektörde ailenin önemi nedir? Sizi nasıl destekledi aileniz? Ailem işin açıkçası, ben aileden destek almadım diyebilirim ilk zamanlarda. Hı hı. Kendi işin, işte başka işten bu gıda sektörüne geçince tasvip etmediler ama ben severek girdim. Yaptıkça, bana da, beni de gördükçe, inandıkça destek vermeye çalıştılar. Şu an annemle çalışıyorum imalatta. Başımızda o kendisi duruyor. Karşı çıkan insan şimdi başımıza geçti. Bu şekilde. Çok güzel. Yani anne eli değmiş ürünler üretiyorsunuz. Aynen öyle, evet. Lezzetli ürünlerimiz var. Anneminin de eli lezzetlidir. Beğenirler genelde. Şu an bütün koşullarda kendisi ustabaşılarımızın başında dolanıyor. Kendi lezzetini veriyor. Anne eli lezzetinde yiyenler de memnun. Çok güzel. Peki, gıda sektörü ve üretim başlı başına bir zorluk diye düşünüyorum, evet, ben. Evet. Sizin de yaşadığınız zorluklar mutlaka vardır. Bizim yaşadığımız zorluklar, gene üstüne basarak söylüyorum, hijyen kurallar altında hareket etmeye çalışıyoruz. Bir de günümüzde gıda üretiminde sahtekarlık yapmak isteyen, yani ürünlerle oynamak isteyen, üretimi düşük maliyete getirip daha da düşük satmak isteyen insanlarımız mevcut. Benim en çok üstünde durduğum konu doğru hizmet, doğru üretim, helal ürünler, helal sertifikalı ürünler olarak üretim yapıyoruz. Evet. Peki, şimdi Erzurum'un bir de şöyle bir özelliği var. Bu ata tohumlarından buğdaylar var, değil mi? Evet, evet. Çok güzel ekmekler çıkıyor, yapılıyor oradan gelen unlarla. Siz de kullanıyor musunuz? Unun başkenti Konya, hı-hı, esasen. Hı-hı. Ortara oradan geliyor. Biz oradan tüketiyoruz, Konya'dan, hı-hı, tüketiyoruz. Erzurum'da besicilik daha ön planda, hı hı, hayvancılık daha ön planda. Yani buğday üzerinde de bizim oranın kendi ürünlerini kullanmıyoruz biz. Sadece işte üretimde su böreği yapıyoruz mesela. Hı hı. Su böreğinin tereyağını, işte peynirini Erzurum'a özel, hı, has olarak oradan temin ediyoruz. Erzurum'dan böyle bu şartlarda çalışıyoruz. Evet. Peki, mesleki anlamda hedefleriniz nelerdir? Mesleki anlamda hedefim ülkeye doğru yatırım yapmak. Mesleğimi seviyorum. Girişimcilerle birlikte olmak istiyorum. Konferanslar veriyoruz. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu arada ücretsiz konferanslarımız mevcut. Kendi bünyemizin altında. Genç girişimcilere büyük olanaklar sağlamak istiyoruz. Yeni dünya düzeninde daha sağlam, daha kuvvetli, daha kendi bilir adımlarıyla bir Türkiye hedeflemek için karınca kararınca gücümüzün yettiğince destek vermeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ilginiz için. Sağ olun. Evet, Sayın Resul Taşkent konuğumuz oldu. Hoşça kalın.